Söylemedim. Fikirlerime kararlarıma saygılı oldun mu anne? Olmadı. Caner ve Anastasia'da şoka gelen gelişmeler yaşandı. Anastasia bugün Caner'in kendisine gönderdiği pastayı görür görmez adeta şoke oldu. Ve ilk ikram ettiği kişi ise Melek Hanım'dı. Oldukça görkemli bir sunum yapan pasta daha sonrasında bir tabağa kondu ve Anastasia o tabağı almıştı. Herkes Caneri ikram edeceğini düşünürken o kaleyi işten fethedebilmek için Melek Hanım'a yöneldi ve Melek Hanım'a bir pasta ikram etti. Melek Hanım o ikram edilen pastayı aynı jest yaparak yemeden Anastasiye yedirdi. Acaba bu bir gelin kaynana dayanışması mı izliyorduk? Anastasi istemeyen Melek Hanım artık Anastasi'ye razı olmuştu. Artık Maria'yı gören Anastasia adeta Melek Hanım'ın yanına koştu ve Melek Hanım ikna ede edebilirsem Caner'i de ikna edebilirim dedi. Ve öyle de oldu gerçekten. Bugün Maria'nın doğum günüydü aslında. Bir pasta geldi stüdyoya. Maria kendisine geldi sanıyordu. Fakat Caner o pastayı Anastasia'ya almıştı. Anastasia'nın pastasını duyan Maria şoke uğramıştı. Çünkü Caner'den böyle bir hareket beklemiyordu. Caner her programda Maria'yı sevdiğini söylüyor, Anastasia'dan nefret ettiğini söylüyordu. Ama hiç kimse inanmıyordu. Zaten inanılacak gibi bir şey değildi. Çünkü geçen bölümlerde Anastasia ve Caner nişanlamışlardı. Ve çok seviyorlardı birbirini. Neredeyse evlenme aşamasına gelen ikili yaz sezonu girdikten sonra her şey sarpa sarmış ve yeni sezonda Maria ile Caner sevgili olmuştu. Bu birden hızlı geçiş olamazdı. Bunun öncesi de olması lazımdı ve Maria Anastasia'nın en yakın arkadaşıydı.